Herkese merhabalar, ben Halil İbrahim Ungan. Bu videoda sizlerle birlikte Creo S-Tolerance'dan bahsedeceğiz. Creo S-Tolerance nedir, ne işe yarar? Biraz bundan bahsedelim. Daha sonra demomuza geçeceğiz. Biz parçaları üretirken bildiğiniz gibi CAD ortamında verdiğimiz ölçüler nispetinde üretemiyoruz. Belli toleranslar dahilinde bu üretimi gerçekleştirebiliyoruz. Peki bu durum nasıl sorun yaratıyor bize? Şu şekilde yaratıyor. Montaj sırasında, montaj yerleştirilmesi sırasında nominal ölçülerin tutmasına rağmen bazen toleranslardan dolayı yerleştirmekte zorlanıyor olabiliriz. İşte sıkı geçme ya da boşluklu geçme gibi durumları biz buralarda görüyoruz. Şimdi buradaki boşlukları analiz edilmesi gerekiyor ve buradaki analizlerde hangi parçanın ne denli toleranslarının daraltılması, hangi parçaların toleranslarının değiştirilmesi gerektiğinin analiz edilmesi gerekiyor. Bu analize biz tolerans yığılması analizi diyoruz. Creo'da tolerans yığılması analizi, yani stack up analiz dediğimiz analizi Creo S-Tolerance ile gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi şöyle bir örnek görüyoruz. Bu örnekte şu şekilde bir şaft üzerine rulmanlar binmiş. Şöyle bakın, şurada klip ile rulman arasında bir boşluk bulunuyor. Şimdi biz bu boşluğun analizini gerçekleştireceğiz. Normalde nominal olarak baktığınız zaman hiçbir problemimiz yok. Bütün ölçüler birebir tutuyor. Bakın şunlar inç biriminde yazılmış. 1.6 inç uzaklığa sahip bir montajda bütün ölçüleri görüyorsunuz. Burası da 0.06 idi yanılmıyorsam boşluğumuz. Fakat buradaki üretim sırasında yapılan toleranslar neticesinde buradaki boşluğumuz planladığımız gibi gitmiyor. Ve burada gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Şimdi birazdan onu göreceğiz. Şöyle ilk olarak open diyorum. Ve şu şekilde montajımı açıyorum. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde bir montajımız mevcut. Dediğimiz boşluklu yapı ise burası. Buradaki boşluklu durumu analiz edeceğiz. Application sekmesinden S-Tolerance'a giriş yapıyorum. Şimdi biz burada bir tolerans yığılması analizi yapacağız. Dolayısıyla bunun için New Stackup'a tıklıyorum. İlk olarak boşluğu tanımlamamız gerekiyor. Buradaki, bakın şuradaki alın yüzeyi ile buradaki klipin alın yüzeyini seçiyorum. Ve gösterilecek ölçü hangi düzlemde olacak onu belirtiyorum. Bakın şöyle right plane, yani sağ düzlemi seçtim. Şöyle gördüğünüz gibi bakın 0.06 inç olduğunu görüyorum. Ve burada montaj ilişkilerini de otomatik yakalayabiliyor. Ya da dilerseniz kendiniz de manuel olarak da select'i seçerek yapabilirsiniz. Okey diyorum. Ve bakın ölçüler otomatik olarak geldi. Şöyle sağ düzlemden bakacak olursak şöyle gördüğünüz gibi ölçülerimiz geldi. 0.06 inçlik boşluğu analiz edeceğiz. Şimdi biz buradan yapmamız gereken düzenlemeyi ilk başta gösterelim. Şimdi her ölçüye sahip miyiz? Bakın şu ölçümüz var. Buradaki biz burayı analiz edeceğiz zaten. O yüzden buraya dokunmuyoruz. Şimdi şuradan şuraya tek bir ölçü alınmış. Biz burayı bölelim. Buradaki alın yüzeylerini bölelim. Add feature diyorum. Şuradaki kenara seçtim. Apply dedim. Bakın şu şekilde ayırdık. Aynı şekilde burayı da ayırıyorum. Evet, burası da ayrılmış şekilde zaten. Cancel dedim. Evet, bakın artık istediğim ölçü sayısına eriştim. Bu oradaki ölçüleri dilerseniz taşıyabilirsiniz. Şöyle move dimension diyerek
Tabi sayıya değil de şöyle oklara tıklamanız gerekiyor. Şöyle daha iyi bir gösterim için şunları düzenleyebiliriz. Şunu buraya alıyorum buraya. Evet. Sanırım yeterli oldu. Şimdi artık StackUp tablomuzu açabiliriz. Şimdi bu tablomuz ne işe yarıyor? Bundan bahsedelim. Biz burada tolerans analizi yaparken şu şekilde yapıyoruz. Şimdi buradaki boşluğumuz için nasıl hesap yaparız biz nominal olarak? Buradaki 1,6 ölçüsünden bütün ölçüleri çıkardığımız zaman buradaki boşluk kalacaktır, değil mi? Hesaplama mantığı gereği bunu yapıyoruz. Şimdi bakın burada dolayısıyla eksi bir eksi birler görüyorsunuz. Yani buradaki her bir dimension aslında her bir ölçüyü ifade ediyor. Ne demiştik? Buradaki boşluğu hesaplamanın yolu şöyle en büyük ölçüden diğer ölçüleri çıkardığımız zaman şu ölçü kalıyor. Yani dolayısıyla şurası artı bir olacaktır katsayısı 1,6'nın. Diğer ölçülerin katsayısı da eksi 1 olacaktır. Buradaki artı 1, eksi 1'ler bunu ifade ediyor. Bakın hatta tek artı 1'in buradaki ölçü olduğunu görüyoruz. Bakın üzerine geldiğimde yeşil olduğunu görüyorsunuz. Ve bunları işte toplayıp çıkarma neticesinde 0,06 buradaki stackup işlem sonucunu gösteriyor. 0,06 inç olduğunu görebiliyoruz. Peki toleranslar için bakacak olursak. Şimdi burada toleranslar yazmıyor ama biz toleransları buradan görebiliriz ya da değiştirebiliriz. Bakın mesela şuradaki 0,03 ölçüsü için simetrik bir tolerans tanımlanmış. 0,01 inç ölçüsünde tolerans tanımlanmış. Buradaki toleransları değiştirebiliriz tabii ki de. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Hatta bazı ölçülerinin yanında şöyle farklı ikonlar görebilirsiniz. Bunlar aslında bizim add feature diyerek buradaki ölçüleri parçaladığımız kenarlar. Ve onları da kaldırabiliriz. Şimdi biz buradaki toleransları tamamen hepsini topluyoruz. Yani buradaki nominal ölçüde yaptığımız gibi toplama çıkarma değil, tamamen hepsini topluyoruz. Hepsini topladığımız zaman bakın nasıl bir ölçü elde ediyoruz. Şöyle bir toplayalım. 1, 2, 3, şurada 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani 0,09 inçlik bir toleransımız varmış. Toplam toleransımız. 0,06'nın yani aslında ne olacaktır bizim toplam ölçümüz 0,06 inç ve toleransı da artı eksi 0,09. Yani bizim maksimum boşluğumuz ne kadar olacaktı? 0,150 olurken şimdi bir boşluğun en küçük değeri 0 olur. Yani hiçbir boşluk olmaz. Fakat 0,06'dan hani biz simetrik demiştik ya eklediğimiz zaman 0,150 çıkardığımız zaman da eksi 0,030. Yani biz aslında burada en kötü durumları hesaplıyoruz. Dolayısıyla biz zaten buraya worst case hesaplaması diyoruz. Şimdi bizim burayı sıfıra çekmemiz lazım. Güvenli bölgeye çekmemiz lazım. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Tolerans daraltması yapmamız gerekiyor. Peki hangi parçalar için tolerans daraltması yapacağız? Bildiğiniz gibi tolerans daraltması aslında maliyetli bir iştir. Üretimde ek bir masraf biner maliyete. Bunun için kaçınırız. Biz parçalara daha dar toleranslar vermekten kaçınırız. Bunun için daha az, daha maliyetsiz bir şekilde dar tolerans nasıl verebiliriz derseniz, bakın burada contribution sekmesi bulunuyor. Ben buradaki contribution sekmesine tıkladığım zaman hangi parçanın hesaba
ne kadar etkisinin olduğunu görebilirim. Mesela tabii bunlar neye göre belirlenmiş onu da söyleyelim. Mesela bakın buradaki bearing. Bakın şöyle üzerine geldiğim zaman buradaki şu parçalar bakın zaten üzerinde highlight ediyor. Şimdi bu parçalar direkt etki ediyor. Zaten burası bearing'in bir ölçüsü olduğu için aynı parça kullanılmış bu arada burada. Direkt boşluğa etki ediyor. Dolayısıyla 0 nokta yani 22, %22 olarak söyleyebiliriz. Diğerlerine oranla iki katında. Peki hangilerinde daha az? Mesela şöyle şuraya gelecek olursak mesela buranın kalınlığı hani sağdan artarsa evet etkiler ama soldan artarsa bir etkisi olmaz. Dolayısıyla daha az bir etkisi bulunuyor. Şimdi biz dolayısıyla azaltmak için buradaki toleransı azaltmak için etkisi yüksek olan parçalarda tolerans daraltması yapabiliriz. Mesela bearing denmiş. İşte bearinglere bakalım. Buradaki bearing'e şöyle %1 denmiş. Biz 1000'de 5 yapalım. Şöyle 1000'de 5 yaptık. Bakalım. Evet biraz daha daralmış durumda. Şimdi burası için 1000'de 5 yapalım. Tabi burada her yaptığınızda bakın değişiyor. Oranlar da değişiyor. Yani siz azalttığınız zaman orayı sonsuza kadar azaltabilirsiniz anlamında değil bu. Şimdi buraya bakalım 0.005 yaptık. Bakın artık tam olarak oturmuş oldu. 0.06 zaten bizim nominal ölçümüz. Tolerans aralığımız ise yine 0.06'ya indi. Bakın 0.09'du. 0.06'ya indi. 0.06'dan hani en kötü durumlarına, en uç durumlarına baktığımız zaman 0 durumu olacaktır. En uç duruma diğer yani eklediğimiz zaman ise en büyük boşluğumuz ise 0.12 olacaktır. Evet biz zaten en uç durumdaki en kötü durumları biz aslında ne olarak adlandırıyoruz? Maksimum malzeme şartı ya da işte minimum malzeme şartı olarak adlandırıyoruz. Teknik resimde bu şekilde bir kullanımımız mevcut. Tabi burada sadece worst case değil farklı farklı metrikler de kullanabiliriz. Mesela room sat square root sum square analizi yapabiliriz. Ya da burada farklı farklı istatistik analizleri de yapabiliriz. Tabi hepsinde bakın güvenli bölgede olduğumuzu doğruluyoruz. Bakın şurada da bakacak olursak yine güvenli bir bölgedeyiz. Yine aynı şekilde buradaki ölçülerde de güvenli bölgede olduğumuzu görüyoruz. Evet, bu şekilde analizimizi yaptık. Dilersek rapor da oluşturabiliriz. Bakın ilk başta şöyle şunu da şöyle bunu kaydettik. Aynı zamanda model ağacında da görebiliyoruz. İşte biz buraya dedik ki mesela gap for tabii şöyle şey yapmamız lazım. Gap for bearing diyelim mesela. Okey diyorum. Artık bakın burada model ağacında buradaki analizi kaydedebiliyoruz. Dilersek şöyle rapor da oluşturabiliriz. Generate report diyorum. İşte burada report diyelim mesela. Save diyorum. Ve bakın bu şekilde raporu oluşturuyor. Stackup analizinden geçti diyor. Tabi burada tek bir boşluk analizi yapma zorunluluğumuz yok. Yani şurada tekrar new stackup diyerek yani şöyle aslında bakın stackup table'a tıkladığımız zaman bu bizim şuradaki boşluk analizimiz aslında. Buradaki çalışmamızı gösteriyor. İşte hangi analiz tipini kullanmışsak biz tabii worst case yapmıştık. Worst case'i seçiyorum. Bakın buradaki analiz tipimiz worst case'miş. Başka bir boşluk olsaydı yine stackup derdik. Yine aynı şekilde boşluklarımızın sınırlarını seçerdik. Yine aynı şey yapardık. Burada ikinci bir analiz tipini gördük. Evet. Cryo-Eston Tolerance bu şekildeydi.
Herkese iyi çalışmalar dilerim.